Hanende Melek. Yazan Sabahattin Ali. Seslendiren Müşfik Kenter. Kahve ocağına giden kapının yanında üst kısmı küçük bir halı ve etekleri eski bir kilimle örtülü kürsü kılıklı bir kerevet vardı. Üç kişiden ibaret saz heyeti yerli hasır iskemlelerin üzerine göze batan bir ciddilikle oturmuşlardı. İçlerinden biri inmek isteyince bir metreye yakın bir yerden atlamaya mecburdu. Hanende Melek böyle zamanlarda küçük garson Hamdi'yi çağırarak yardımını ister, bir eliyle onun omzuna dayanıp ötekiyle eteğini tutarak ince bacaklarını aşağı uzatırdı. Bu anlar o civarda oturmuş hovardı müşteriler için mühim fırsatlardı. Baygın fakat istek dolu gözler derhal o tarafa çevrilir, tatlı bir şey yenmiş gibi post bıyıklar alt dudakla yalanırdı. Sigara dumanlarıyla nefes buğularından kahvenin pencereleri o kadar sislenmişti ki dışarıda şarıl şarıl yağan yağmurun ancak sesi işitiliyor, camlardan süzülen damlalar içeriden görünmüyordu. Ortada dolaşan iki garson tıka basa dolu olan salonda kendilerine güçlükle yol açabiliyorlardı. Çamurlu ayakkabıların tebahurundan hasıl olan ağır bir koku, yarısından çoğu sarhoş olan müşterileri büsbütün sersemletiyor, zaman zaman sazı bastıracak kadar yükselen bir gürültü sık sık açılıp kapanan kapıdan sokağa vuruyordu. Yeni gelenler iskemlelerin arkasına asılmış duran paltoları düşürerek ve her geçtikleri yerde bir kaynaşma doğurarak uzun müddet dolaştıktan sonra bir yer bulup oturuyorlar ve ıslak kasketlerini çıkarıp başlarını kaşımaya başlıyorlardı. Keman, ut ve melek zaman zaman hamle eder gibi seslerini yükseltiyorlardı. Bu sırada gürültüyle saz arasında birkaç dakika devam eden hakiki bir mücadele oluyor. Bazen gürültü galip gelerek saz mahcup bir eda ile vızıltısına devam ediyor. Bazen de bir hayat kavgası kadar canla başla yaptığı mücadelenin sonunda kalabalığın biraz susar gibi olduğunu görünce sevinçle sesini yükseltiyordu. Böyle dakikalarda meleğin ince, biraz kısık fakat tesirli sesi salonu doldurur, kendisine çevrilen gözlerde biraz da alaka belirirdi. Camlı kapı ağır ağır açılarak içeri dava vekili Hüseyin Avni girdi. Siyah paltosunun yakasını kaldırmış, aynı renkteki şapkasını önüne indirmişti. Hastalıklı gözlerini vapur dumanı bir gözlük örttüğü için yüzünün ancak pek az bir kısmı, sakalları uzamış çenesi görünüyordu. Ucundan yağmur suları süzülen harap bir şemsiyeyi koluna takmıştı. Korkak adımlarla yıkılmamak için iskemle arkalarına tutunarak ilerledi. Saza yakın bir yere geldi. Etrafta oturacak boş iskemle yoktu. Gözleriyle arandı. O civara yerleşmiş bulunan memurlar, bekar öğretmenler onun bakışlarıyla karşılaşıp kendisini masalarına çağırmaya mecbur olmamak için başlarını önlerine eğmişler ve derin lakırtılarına dalmışlardı. Bir masanın etrafında oturan ve esrar sigaralarını avuçlarının içinde saklayan üç kasap Hüseyin Avni'yi masalarına davet ettiler. Hem ihtiyar sarhoşla alay etmek hem de masalarına efendi adam oturduğunu hanendeye göstererek itibar kazanmak istiyorlardı. Hüseyin Avni siyah gözlüklerinin buğusunu ceketinin koluyla sildi, paltosunun yakasını indirdi. Şapkasını çıkardı, adam akıllı seyrekleşmiş olan beyaz saçları kafasının çatlak ve lekeli derisine yapışmıştı. Oturduğu alçak arkalıklı yerli hasır sandalyede rahatlaştıktan sonra başını saza çevirerek gülümsedi. Bu sırada uzun seyrek dişleri donuk pembe diş etleriyle beraber dışarı fırlıyor, dudaklarının kenarından tükürükler sızıyordu. Keman çalan uzun kafalı esmer delikanlı eğilerek dava vekilinin selamını iade etti. Melek başıyla belli belirsiz bir işaret yaptı. Kucağındaki udun üzerine abanarak avaz avaz bağıran ihtiyar sanatkar ise dünyanın farkında olmadığı için şarkısına devam ediyordu. Melek içinden aman ya Rabbi, bu heriften kurtulamayacak mıyım dedi.
Ömründe bu derece iğrendiği bir adama rast gelmemişti. 5 seneden beri hayatını sesiyle kazanıyor, sıkıştıkça vücudunu bu sese yardımcı yapmak mecburiyetinde de kalıyordu. Bu meslekte adam seçmek pek adet değildi ama bunun da bir haddi vardı. Zaten bu tiksinmesinde Hüseyin Avni'nin suratının pek rolü yoktu. Meleğe asıl korkunç gelen onun yapışkan bir ifade taşıyan hareketleri ve siyah gözlüklerinin arkasında kirli bir paçavra gibi sallanan bakışlarıydı. Diğer tutkunlarının ısmarladığı bir çayı bile hakir görmeyen ve bu eli açık hovardaya bir gülümsemeyle tehdit eden genç kadın, Hüseyin Avni'nin evinden kim bilir ne sahnelerden sonra alıp kendisine hediye ettiği birkaç altın bileziği bir türlü koluna takamıyordu. Kahvecinin söylediğine göre bu adam evvelce hukuk mahkemesi azasından imiş. Sarhoşluğu yüzünden çıkarmışlar. Çok az bir tekaüt maaşı alıyor ve 3 çocuğuyla karısını dava vekilliği ederek geçindiriyormuş. Hukuk mezunu olmayıp zabıt katipliğinden yetiştiği ve işine gücüne karşı hiç alakası olmadığı için yazıhanesine günde birkaç köylüden başka uğrayan olmazmış. Kahveci, metelik yoktur herifte, nesine yüz verirsiniz diyordu. Günde 2 köylüye 2 istida yazıp yarım kağıt alır, onu da lokantacı Mahir'de rakıya yatırır. Evde çoluk çocuk aç beklesin. Yaşından da utanmaz, aksakalına da bakmaz, yazıhanesine uğrayan 60'lık köylü karılarına saldırır. Dayak yemediği gün yoktur. Şu kahvemize gelen efendilerin hiçbirinin ona yüz verdiğini gördünüz mü? Çamur gibi adamdır. Melek bu kasabaya geleli 2 ay olmuştu ve Hüseyin Avni bir gece bile kahveye gelmemezlik etmemişti. Her akşam üzeri yazıhanede mi olur, lokantada mı olur, bir miktar rakısını içer, daha 2. kadehte titremeye başlayan adımlarla kahvenin yolunu tutardı. Bu genç, sıska ve esmer kadıncağızın biraz çatlak fakat yanık sesi onu çıldırtıyordu. Fakat onun bir kadına ısrarla yapışması için böyle bir sebebe de hacet yoktu. Bütün kadınlardan, en güzelinden, en çirkinine, en küçüğünden, en yaşlısına kadar öyle bir hava intişar ediyordu ki, çeşit çeşit olmasına rağmen müşterek bir hususiyete haber veren bu kah latif, kah baş ağrıtacak kadar sakil kokular onun hurdalaşmış vücudunda ıstıraplı bir sarsıntı bırakarak yayılıyorlar, zavallıyı uykudan hatta düşünmekten mahrum ediyorlardı. Çürük limağının nasıl imal ettiği insanı şaşırtan binbir türlü dalaverelerle karısını kandırıyor, bir sandık köşesinde, bir çıkın dibinde nasılsa kalmış olan kıymetli birkaç parçaya eşyayı aldığı gibi sazlı kahveye gidiyor ve birkaç şarkı isteyip çaldıktan sonra getirdiği şeyleri küçük çırak Hamdi ile meleğe yolluyordu. Kemancıyı birkaç kere yazıhanesine çağırıp kuru zeytinle rakı ikram etmişti. Bir efendiye masa arkadaşlığı etmekten gurur duyan genç çingenenin melek üzerinde lehinde tesir yapacağını ümit ediyordu. Fakat artık sabrı tükenmişti. Yarım yamalak selamlardan ve pek kıstırdığı zamanlarda genç kadının ağzından dökülen "Nasılsınız efendim?" yollu bir hatır sormadan başka bir şey gördüğü yoktu. Halbuki ihtiyar etlerini seyrek fasılalarla kamçılayan ihtiras nöbetleri tahammül edilmez hale gelmişti. Oturduğu yerden meleğe doğru bakarken derhal fırlayıp saldırmak isteyen vahşi bir hisse kapılıyordu. Birkaç akşam evvel kemancı vasıtasıyla kadını yazıhanesine davet ettiği halde bu teklifi patron razı değil diye reddedilmiş, cevap bekleyerek geçirdiği 24 saat kız isteyip cevap bekleyen delikanlılara taş çıkartacak bir ümit ve yeğiz silsilesi haline geçmişti. 2 günden beri sabahtan akşama kadar içiyor ve binbir türlü planlar kuruyordu. Aynı zamanda oturduğu kasaplar kahvede içki yasak olduğu için çay fincanlarına koydurup getirdikleri konyakları içiyorlar ve ona da ikram ediyorlardı. Esrar sigaralarının dumanı Hüseyin Avni'nin kırmızı kapaklı gözlerini ve kuru genzini yakıyordu. Melek ihtiyar Udi'nin sesini bastırarak "Gece kapladı her yeri, keder sardı dereleri. Esmerim vay vay, düşman değil sevda açtı sinemdeki yareleri" diye haykırdıkça Hüseyin Avni öne doğru eğiliyor, yere düşecek gibi oluyordu. Bu şarkının bestesinde, sözlerinde ve meleğin ağlar gibi bir ifade alan söyleyişinde garip bir zavallılık, bir yalvarma vardı. İhtiyar adam ağzının içinde bir şeyler mırıldanıyor fakat ancak gırtlağını yırtar gibi fırlayan bir ah duyulabiliyordu. Bir aralık
ufak ve buruşuk bir kağıda bir şeyler karalayarak kemancıya gönderdi. Biraz sonra saz eski bir şarkıya başladı. Bir dame düşürdü beni ki bahtı siyahım, billahi bu sevdada benim yoktur günahım. Bunu kısa fasılalarla diğer kağıtlar ve ihtiyarın haline uygun diğer şarkılar takip etti. Kahvenin kapısı aralanarak içeri 8-10 yaşlarında bir kız başı uzandı. Kıvırcık saçları ıslak bir pösteki gibi ensesine yapışmıştı. Gözleriyle şaşkın ve kararsız etrafı süzdükten sonra oralarda dolaşan Hamdi'yi çağırdı, bir şeyler söyledi. Hamdi tek tük evlerine yollanmaya başlayan müşterilerin arasından sıyrılarak Hüseyin Avni'nin yanına geldi ve kara gözlüklerini düzeltmeye çalışan ihtiyara "Bey baba, seni küçük kız gelmiş, evden istiyorlarmış" dedi. Sarhoşun yağlı yüzünün gerildiği ve seyrek sakallarının dimdik olduğu görüldü. Bir kedi gibi yerinden fırlayarak "Defolsun, beni burada bari rahat bıraksınlar" diye homurdandı ve yumruğunu kapıya doğru uzattı. Aralık kapı hemen kapandı. Hüseyin Avni tekrar iskemlesine çöktü. Kahve adam akıllı tenhalaşmıştı. Kalanlar başladıkları partiyi herhalde bitirmek isteyen birkaç tiryaki oyuncudan ibaretti. Biraz sonra saz da bitti. Ud torbaya, keman kutuya kondu. Udi hiç konuşmayan ve etrafına bakılmayan bir ihtiyar önündeki çay fincanını son bir defa diktikten sonra kahveciden gündeliğini alıp gitti. Kemancı Hüseyin Avni'nin yanına gelerek "Nasılsın bey baba?" dedi. Başıyla da "Ne edelim, bir türlü olmuyor işte" der gibi bir işaret yaptı. Sarhoş ihtiyar "Bu ne kadar sürecek ya? Bizde hal mi kaldı ya?" diye mırıldandı. Melek patronundan parasını almış, kendisini hana kadar götürecek garsonun hazırlanmasını bekliyordu. Astragan taklidi eski bir mantonun içinde vücudu titriyor gibiydi. Siyah dekolte iskarpinleri çamurlanmış ve silinmemişti. Hüseyin Avni yerinden fırladı, genç kadına doğru yürüyerek onun koluna yapıştı. "Ben götüreyim seni ruhum" dedi. Melek vücudunun sıcak bir köşesine ıslak bir el dokunmuş gibi ürperdi. "Teşekkür ederim, hacet yok" diye mırıldandı. "Hacet yok olur mu ya? Bize de bu kadar cevretmek reva mı ya? İnsanda tahammül bırakmıyorsun vallahi." Bu sözlerle beraber kadının zayıf kolunu daha da çok sıktı. Melek hızla silkindi. Muazenesini kaybeden dava vekili dizlerinin üstüne düşerek alnını iskemlelerden birine vurdu. Kalktığı zaman sağ kaşının üst tarafında kırmızı bir şiş görünüyordu. Bir eliyle gözlüğünü düzelterek "Ne demek istiyorsun yani?" dedi. Sesi hırıltı gibi çıkıyordu. Başını kemancıya çevirerek "Ulan" dedi, "nedir bu yaptığınız? Bu cilve biraz uzun kaçıyor." Kemancı kahve ocağı tarafında kayboldu. Hüseyin Avni tekrar meleğin koluna sarılmak isteyerek bir adım attı. Genç kadın korkak gözlerle etrafına bakınıyordu. Kahvede oyun oynayanlar ayağa kalkmışlardı. Bir kısmı kasketini alıp gidiyor, bir kısmı ihtiyar avukatla meleğin etrafında toplanıyordu. Esrar çeken kasaplar başlarını birbirlerine yaklaştırmışlar, susuyorlardı. Tavandaki lüks lambaları parlayıp sönerek ömürlerinin azaldığını bildiriyorlardı. Patron kemancının hesabını kesmiş, o da kalabalığa doğru sokulmuştu. Hüseyin Avni etrafının farkında değildi. Genç kadını tekrar eline geçirdiği kolunu titrek parmaklarıyla sıkarak "Sen geliyor musun şimdi?" dedi. Melek kısaca "Hayır" diye cevap verdi. Fakat ne yapacağını kestiremeyerek olduğu yerde kaldı ve sağa sola bakındı. Bu anda birdenbire sol yanağı üzerinde sarhoşun terli elini hissetti. Birisi saçlarını çeker gibi oldu ve müthiş bir acı duydu. Başka birisi onu yakaladığı gibi birkaç adım öteye götürdü ve bir iskemleye oturttu. Bu kendisini hana götürecek olan garsondu. Kahveci ile iki çırağı birkaç adım ileride yere eski bir çul gibi yığılmış olan avukatı tekmeliyorlar, kafasına gözüne yumruk vuruyorlardı. Biraz sonra çıraklar çamurlara bulanan sarhoşu bacaklarından ve kollarından yakalayıp kahvenin önüne yağmurun altına bıraktılar. Melek birkaç dakika iskemlede ses çıkarmadan oturduktan sonra çırağa "Hadi gidelim" dedi. Dışarı çıktıkları zaman
kahvenin üç ayak taş merdivenlerinin dibinde Hüseyin Avni'nin hala yattığını ve yağmurdan iliklerine kadar ıslanan küçük kızının onu kaldırmak için şurasından burasından çekelediğini gördü. Onları birkaç adım geçtiler. Kızcağız çıkanları fark etmemişti. "Babacığım, ne olursun babacığım, hadi gidelim," diye ağlıyordu. Nezleri sesi artık biraz hafiflemiş olan yağmurun şıpırtılarına karışıyordu. Melek yanındaki garsona, "Şu adamı kaldırıversene," dedi. Beraber geri döndüler. Küçük kız hala babasının etrafında dolaşıyor, hıçkırıklarla kesilen bir sesle kendi kendine söylenir gibi yalvarıyordu. "Babacığım, hadi gidelim. Annem söz verdi. İçtin diye kavga etmeyecek. Bir şey getirmedin diye de kavga etmeyecek. Hiç kavga etmeyecek." Bir müddet susuyor, sanki cevap bekliyor. Sonra "hadi kalksana, ne olursun," diye tekrar ağlamaya başlıyordu. Yanına gelenlerin yüzüne baktı. O nezleri sesiyle ehemmiyetsiz bir yardım ister gibi, "Kaldırıversenize ne olur," dedi. "İki gündür eve uğramıyor. Hepimiz açız. O gelmeyince annem büsbütün sinirlenip bizi dövüyor. Gidin getirin," diyor. Melek ve garson Hüseyin Avni'nin kollarına yapıştılar. Sarhoş kızmıştı. Yerinden güç oynuyordu. Islak paltosu sıska vücudundan daha ağırdı. Ayaklarını yerde sürüyerek birkaç adım götürdüler. Biraz gevşek bırakınca olduğu yere çöküyordu. Hiçbir şey söylemeden onu sürüklemeye devam ettiler. Küçük kız önlerine düşmüş yol gösteriyordu. Zifiri karanlık sokaklarda Melek dizlerine kadar çamura battığını hissetti. Her adımda bir çukur vardı. Epeyce uzun bir müddet yürüdükten sonra alçak bir bahçe duvarının önünde durdular. Kız alışkın bir elle iki kanatlı kapının demir halkalarını bulup takırdattı. Biraz sonra içeride bir kapı gıcırdadı. Çamurlu bahçede takunyalı ayakların sesi duyuldu. Kapının bir kanı da açıldı ve elinde titrek ışıklı bir idare lambasıyla sıska bir kadın vücudu göründü. Gözleri evvela lakayt bir bakışla sarhoşu, sonra büsbütün manasız bir ifadeyle genç kadını süzdü. Küçük kızın nezleli sesine pek benzeyen boğuk bir sesle, "Demek şimdiki de sensin ha," dedi. Melek hiçbir şey söylemedi. İki kadın bir müddet bakıştılar. Garson sarhoşu kapının iç tarafına, duvarın dibine bıraktı. Küçük kız kapının bir kenarında hala ağlıyor ve ara sıra burnunu çekiyordu. Damların kenarından tek tük damlalar düşüyor ve boğuk sesler çıkararak sokağın çamurlarına gömülüyordu. Melek yavaşça elindeki çantayı açtı. İçinden 4-5 altın bilezikle bir çift küpe aldı. Kendisine hayretle bakan sıska kadına uzatarak, "Alın bunları. Bunlar sizin galiba," dedi. Sonra başını azıcık önüne eğerek, "Bana bunları boşuna vermişti," diye ilave etti. Gitmek için döndü, kapının kenarına dayanmış duran küçük kızı gördü. Kendini tutamayarak onu kolundan yakaladı ve çekti. Sırılsıklam saçlarından tuttuğu başını göğsüne bastırdı. Sonra eğildi, şaşkın şaşkın kendine bakan kızın yaşlardan ve yağmurdan ıslanmış yüzünü sıkı sıkı öptü. Bir kabahat işliyormuş gibi çabuk ve sinirli hareketlerle çantasını tekrar açtı. Biraz evvel aldığı 1,5 lira yevmiye ile dünden kalan 20-30 kuruş parayı kızın avucuna sıkıştırdı. Sonra hiç arkasına bakmadan yanı başında sessizce yürüyen garsonla beraber çamurlu yollardan geriye kendisini bekleyen han odasına döndü.